Biraz ilerle. Dur bir video da çekeyim. Yoruldum. Evet. Manzarayı döndüm. Influencer Ceylin'in kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak isterseniz linkin... Ay pardon, o başka bir şey. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yorum atmayı sakın unutmayın. Senin işin var mı şimdi? Var da acil değil. Bir yemek mi yesek? Yok ya, aç değilim. Ben ofise gideyim, olur mu? Kabul edilmemiştir. Konu kapandı. Hadi bakalım. İyi tamam, sen kullan. Zaten ne olacaktı? Ben aslında çok aç değilim ya. Bir salata, çorba falan mı yapsak? Hani sana geçen bir yer keşfettim demiştim ya, oraya gidelim mi? Olsun. Şu masadan gir. Şu... Buradan gir. Niye girmedi? Buradan girecektin. Dönelim ileriden. İyi peki. Hayır, salata çorba istemiyorum demen yeterli olurdu. Ne yiyeceğiz, nereye gidiyorsun? Bakacağız. Gaz, bayağı şehir dışına çıkıyorsun sen. Nereye? Bilmiyorum. Ama gidiyoruz. Uzağa. Uzağa. Seni kaçırıyorum. Ha, beni kaçırıyor musun? Nereye kaçırıyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Bakalım yolun sonu neresi? İnanamıyorum. Sen ve plan yapmadan bodoslama bir yere gitmek. Aynen öyle. Biraz nefes almamız gerek. Bir durmamız. Benim bir uzaklaşmam gerek. Senin de. Bunu aldım Ceylin. Bir de benim İstanbul'da işlerim var. Beklesin. Tolga var, halleder. Yiyecek bir şeyimiz de yok. Hiç umurumda değil. Yoldan alırız bir şeyler. Seninle biraz baş başa kalmak istiyorum. Biraz kafamızı dağıtalım, nefes alalım. Ne dedem, ne Çınar. Senden başka kimseyi düşünmeyeyim istiyorum. O kadar. Sen iyi misin peki? Hayır, çünkü bunlar hiç senlik hareketler değil de. Gayet deyim. Hani bana demiştin ya, kafama eseni yapmazmışım. Efendim neymiş, aklımdan geçenleri yapmazmışım. Dümdüzmüşüm ben. Al bozdum kendimi. Mutlu musun? Mutlu musun? Arkana yaslan. Anın tadını çıkar şimdi. Esin. Senin dalları. Eşlik etsene bana ya. Detone oluyorsun. Tamam et. Ver tonu ver. Gelmesin. Annesini. Bir tanesini. Kimseler üzmesin. Beni geçirmeye, kardeşim gelmesin. Annesinin bir tanesini kimseler üzmesin. Gideyim bu ağırdan, dayanamıyorum. Gideyim buralardan, unutamıyorum. Çok iyi söylüyorsun. Gideyim buralardan, dayanamıyorum. Gidelim buralardan, unutamıyorum. Dalga geçme. Dalga geçme. Biraz çalışsam söylerim. Benim de şu an sesim kısık. Daha önce geldin mi? Hayır desem. Ama listemde üçüncü sıradaydı. Diğerleri neymiş? İlki Mardin. Çok merak ediyorum. Çok güzeldir. Diğeri Karadeniz. Aa, nasıl Karadeniz'e gitmedin ya? Bu bahar direkt bir tur düzenliyorum. Karadeniz kaçar mı ya? Sen hiç geldin mi Kapadokya'ya? Bu üçüncü. Gezmeye mi? Biri dava içinde. Diğeri de arkadaşlarla. Allah Allah, hangi arkadaşlarmış bunlar? Erkek erkeğe, erkek erkeğe. Sami vardı ya, sana bahsetmiştim, çocukluk arkadaşım. Hani yurt dışına taşındı. O, onun erkek kardeşi, ben, üçümüz.
Telefon çalıyor. Pars arıyor. Buyurun başsavcım. Ha, Ceylin, kusura bakma, rahatsız ediyorum ya. Şey, yani 7-24 dedin ya, o yüzden rahatsız ettim. Müsaitim, müsaitim. Galiba Derya Savcı'yla ilgili. Ya evet, ben şimdi kendi çapımda hani orijinal bir fikir bulup evlenme teklifi için işleme de koydum. Eren komiserle çalışıyoruz üzerinde ama... Hani daha önce de sordum ya, bu en zor soruyu. Diyorum ki, hani bu sefer onu sözlü söylemek yerine yazılı mı vereyim? Yani tabii ki sözlü. Evlenme teklifi dediğin, benimle evlenir misin cümlesini gözün içine bakarak söylemen lazım. Hatta mümkünse hiç teması kesmeden söyle. Ya bunu duymamış olayım başsavcım. Öyle mi diyorsun? Peki. Çiçek var mı? Ha, var var, evet. Güzel, yemek? Yemek yok. Dıt, yandın. Hemen sonrasında güzelce bir yemek organize etmen lazım. Bir kadını bütünsel ve incelikli düşünmen lazım. Öyle önüne kırıntı gibi bir şey atamazsın. Kendisinin düşünüldüğünü hissetmesi gerekiyor. Başsavcım. Tamam tamam, çözeceğim ben o yemek işini de. Müzik, bak müziksiz olmaz. Bu böyle dev hoparlörler var ya, ben onlara bayılıyorum. Artık nerede teklif edeceksen, restoranda, evde onlardan alacaksın. Bütün odayı müzik sesi dolacak. Bir de mum. Bak doğru ışıkla ayaklarını yerden kesersin, ben sana söyleyeyim. Yani başsavcım, işin özü bütün duyularına... Aynı anda hitap edeceksin, aynı anda tuşlara basacaksın. Sihir gibi düşün. Ya vallahi Ceylin, seni aradığıma pişman oldum. Daha yapmam gereken bir sürü şey var ya. Neyse tamam, ben kapatıyorum. Sağ ol. Tamam hadi, görüşürüz. Yine ihtiyacın olursa beni ara. Tamam, teşekkür ederim. Evlilik teklifi mi? Evet. Sen hiç evlenme teklifi aldın mı? Dıt. Hadi hadi söyle, aldın mı almadın mı? Peki. Sen kaçırdın. İki kere aldım. Bir üniversitedeyken, bir de staj yaparken. Sanırım ikisinin de yüzükleri... Yok hayır, bir tanesini sattım diye hatırlıyorum. Bir dakika ya. Sen nasıl bana hiç bundan bahsetmedin? Lafı geçmedi çünkü. Ya bırak Allah aşkına, bunun lafı nasıl geçmez Ceylin? O yüzüklerden biri bizim evde değil, değil mi? Ay hayır Ilgaz. Bana bak, doğru söyle. Aa, hayır. Söylüyorum ya, nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle sattım. Hem dur bakalım, sıra sende. Neva'ya nasıl evlenme teklif ettin? Yani bir teklif değildi aslında. Bu tayin mayin işleri, işi bir şekilde resmiyete bindirelim dedik. Bir baktık nişanlıyız. Hiç aşık oldun mu ona? Ben senden sonra anladım ki daha önce hiç aşık olmamışım. Ama seviyordum onu, iyi kızdı. Kesinlikle. İlk aşkınla değil mi? Yok, ilk aşkım lisedeydi. Ha bir de fakültede Gülay vardı, bizim hocanın asistanı. O yüzden benden tamam. Büyüktüm. Duymak istemiyorum. Vazgeçtim, öncesini duymak istemiyorum. Allah Allah ya. Yok ya. Bana bak. Cevabına hazır değilsen soruyu sormayacaksın. Duymak istemiyorum. Duyacaksın. Duymayacağım. Duyacaksın. Duymayacağım çünkü en çok beni sevdin. Ben en çok seni sevdim. Su bırakıyorum kayma. Kayıyorum. İyi duruyorsun. Ilgaz Bey, buyurun. Kimliğiniz ve anahtarınız. İyi tatiller dilerim. Çok teşekkür ederim. Oo, bayağı güzel otelmiş de. Burası biraz pahalı değil mi? 40 yılın başı geldik değilsin. Hak etmedik mi? Sonuna kadar hak ettik. Hadi. Hadi bakalım. Güzelmiş o da. Hiçbir olumsuzluktan bahsetmek istemiyorum burada. Ne ailemizden, ne bizi üzenlerden, ne işten, ne canımızı sıkan durumlardan. Hatta arkadaşlarımızdan bile. Dönene kadar herkese kapılarımızı kapıyoruz. Dünya yansa da hiçbir şey duymuyoruz. Ve geri de dönmüyoruz. Sadece ikimiz.
Yendiğimiz gibi. Aramızda hiçbir şey olmadı. Sadece ikimiz. Söz mü? Hı hı. Sevdiğim. Uyumaya mı geldik? Hı? Hadi kalk. Kahvaltımız da hazır. Hadi. Sana bugün hayatının en güzel gününü yaşatacağım. Hadi. 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 Gözleri aç bari. Uyanacağım şimdi. Hadi. Güzel müzik açayım sana. Harika bir yer ya. Hayır, gece fark etmemişim. Resmen büyülü gibi. Daha çok güzel şeyler göreceğiz. Hadi yemeğe, hadi hadi. Geç kalmayalım. Evet, alayım planı. Evet efendim. Önce balonları göreceğiz. Hı hı. Ondan sonra yılkı atlarını. Sonrası sürpriz. Hadi bakalım. Sıcak sıcak yumurtamız da geldi. Teşekkür ederim, sağ olun. Afiyet olsun. Oh. Sence bu içerileri kendileri mi yapmıştır? Soralım mı? Yok, dur bakalım. Söyle bakalım Kapadokya ne demek? Yani ilk defa gelen birisi için biraz ağır bir soru oldu bu. O yüzden lütfen bilen cevaplasın. Güzel atlar diyar. Yılkı atları da görevini tamamlayıp doğaya salınan atlara deniyor. Ne acı. Yani özgürleşmeleri için işe yaramaz ve yaşlanmaları gerekiyor öyle mi? Aynı insanlar gibi. Düşünsene emekliye ayrılıyorlar, sonra ikinci bahar. Bir hobi ediniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Sen hiç yaşlılığını düşündün mü? Düşündün mü, düşünmedin mi? Yok. Ben var ya, kesin aksi ve huysuz bir ihtiyar olacağım net. Böyle camdan bakıp insanlara satışacağım. Sonra park bahçe gezip, işte bu meyve bu zaman mı dikilir? Bu çiçeği neden şu an böyle diktiniz falan diye böyle insanların kafasına bık 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 hiç susmayacağım. Eminim yani. Hiç merak etme, ben yanında olacağım, idare ederim seni. Olacak mısın gerçekten? Şüphem yok. Ya ben niye bunu beceremiyorum ya? Halbuki annemden yoğurma eğitimim var benim. Allah Allah ya, biz niye hiç görmedik öyle bir eğitim aldığını evde? İşte ya, göründüğünden çok daha zormuş bu. Evet. Ama ben zor falan dinlemem. Buradan bir vazo yapmadan çıkmayacağım. Bu bak, ne ya? Göreceğiz bakalım, hadi bak al. Bak işte.
Ilgaz. Ceylin. Aşağıda acayip tüneller var. Akıl alır gibi değil. Ne kadar aşağıda? Bilmiyorum da bayağı gidiyor. Hadi gel. Yok yok canım, ben almayayım, sağ ol. Hayır, hava ne güzel. Dışarıda ferah ferah dolaşmak varken niye ben tünele gireyim, dibine gideyim ya? Daracık istemem. Vay 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 vay. Ceylin Erguvan Kaya'dan ilk cesaretsizlik görünüyor, öyle mi? Ha 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 ha. Bir kere ben seni görebileceğin en cesur kadınım canım. Ona ne şüphe canım. Yalnız ben seninle çanak çömlekte yarıştım, hiç pes etmedim Ceylin. Ben de başka şeylerde yarışırım ama yani ölsem bilmem aşağıya. Allah Allah. Peki. Madem cesaret yok, o zaman doğruluk. En korktuğun şey. Ne bu şimdi? Sen sevmezsin ki böyle şeyler. Yani sana ergence gelir. Hem kimsenin özelini merak etmezsin. Sen bu tatilde beni şaşırtma yemini falan mı ettin? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hadi hadi mızıkçılık yapma. Söyle bakalım en korktuğun şey. Yapmadığım bir şeyden dolayı suçlanmak. Güzel. Peki hiç senin olmayan bir şey aldın mı? Hırsızlık gibi mi? Hayır. Kızdın mı sen biraz? Ya evet. Hiç hoşlanmadım bu oyundan. Oho, daha en can alıcı soruma gelmemiştim. En büyük sırrın ne? Kimseye söylemediğin, herkesten sakladığın. Tamam tamam, sormadık. Herkesin özeli kendine. Gel bir fotoğraf çekelim. Oh. Biraz ilerle. Dur bir video da çekeyim. Yoruldum. Ha. Evet. Manzarayı döndüm. Influencer Ceylin'in kanalına hoş geldiniz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmak isterseniz linkin... Ay pardon, o başka bir şey. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Yorum atmayı sakın unutmayın. İnsanlar dik tutuyordu ama. Ne oldu? Hayır, yan tutuyor. Öyle mi? Evet. Ay, yoruldum.